Şimdi bakalım, yazdıralım. Az önce ben Hello'yu silmiştim. Bu nümerik değerler içerisinde i artı 1 ya da i de yazabilirim. Şart değil arkadaşlar, i artı 1 yazmak benim için şart değil. Tamam, sıfırdan başladım. 5 kez yazdıracağı için 4'e kadar gitti. Tamam. Ondan sonra bu normal dartpad üzerinde. Ben dartpad'e neden gelmiştim? Sizlere bir şey gösterecektim. Şunu bir sileyim. Bir tane integer ya da integer olmasın. String bir değişken oluşturalım. Az önce ne gösteriyordum? Tam hatırlayamadım ama mesela yazı diyelim. Bakın ben yaptıkça aşağıda yan tarafta IntelliSense'de ekstra şu anda şunu unuttum, bunu unuttum, bu bekleniyor gibi çıktılar geliyor. Dikkat ettiyseniz. String yazı dedim. İçerisine ne yazalım? Bu ders mobil programlama dersidir yazalım örneğin. Ondan sonra integer bir değer oluşturalım. Mesela integer'ı yazdım. Bakın ne diyor? Noktalı virgülü unutmuşsun diyor. Tabii ki beklenilen bu. Bu da ne olsun? Sayı değişkenim olsun. İstersen ben bunu böyle derim. Aşağı inip sayıya bir değer atarım. İstersen de bu şekilde 47 olsun değerleri yazdırmış oluyorum. Sonra print diyelim. Sayı nokta dedikten sonra bakın burada gördüğünüz gibi neyler geliyor? Modüller geliyor. Dikkat ettiniz mi? Bizim runtime type'a gelmeye şey bakmaya gelmiştik ama gelmişken bir şeyler yaptık. Runtime type ne yapıyordu? Değişkenin türünü yazdırır olması gerekiyor. Noktalı virgülünü de koydum. Hatta koymadan bir bakayım ne diyor bana. Muhtemelen expect to find hatası. Expect to find, evet noktalı virgülü unuttum. Bu bekleniyor diyor. Yazdıralım bakalım. Yazacak mı? Integer yazdı, gördünüz mü? Ya da mesela sayı değil de bu yazı olsun örneğin. Gördünüz mü? Runtime type'ını yazdırmış oldu eş zamanlı olarak. Ondan sonra ne yapabiliriz? String diyelim yine. Affedersiniz. String diyelim. Tür dönüşümü olsun. Şimdi burada sayı diye bir değer oluşturmuştuk, değişken oluşturmuştuk. Hatırlıyor musunuz? Şimdi ben bunu sayı dediğimde arkadaşlar, altının hala kırmızı olduğunu görüyoruz. Yan tarafta gördüğünüz, hatta burada da bakabiliriz. Diyor ki, a value of type integer can't be assigned to a variable of type string. Diyor ki, sen integer bir değişken oluşturdun. Integer bir değişkeni tür dönüşümü string olduğu için atayamazsın. Dolayısıyla bunu ne yapmam gerekiyor? Noktaya bastım. Bakın burada çok fazla fonksiyon çıktı. Ben ne göstermiştim? ToString göstermiştim. Hatırlıyor musunuz? Gördünüz mü? Altındaki kırmızılıktan gitmiş oldum. Dolayısıyla bu sefer ben print dedikten sonra tür, tabii Python'daki gibi değil, tür dönüşümünü yazdırdığımda, pardon, noktalı virgülü unuttum. Ha, buna da gelmişken bakalım. Konsolda eğer bir hatanız varsa uyarıdan ziyade kırmızı bir şekilde çalıştırmayı hatalı olarak çalıştırdığını ve hatayı gösteriyor arkadaşlar. Sonra noktalı virgül koyduğumda ise bakıyorum süper. Bu şekilde bir tür dönüşümü yapmış oluyorum. Ondan sonra mesela double bir değişken oluşturalım. Double değişken ne olsun? Double, double. Pi olsun madem. Constant da olabilir de. Ya da double sayı bir diyelim. Sayı bir diyelim ve 3,14 diyelim. Bizim Türkçedeki gibi virgüllü mantık düşünmüyoruz arkadaşlar. İngilizce'de matematiksel açıdan noktalı olduğu için noktalı kullanıyoruz. Virgül değil, 3 virgül değil yani. Ondan sonra başka bir de const muydu? Const'tu. Const deyip bakın hala hata veriyor. Noktalı virgülü koydum. Geldim. Pi dedim. Ondan sonra içerisine 3,14 dedim.
Şu anda peki pi değişkenimin herhangi bir türü mevcut mu? Yani şöyle yaparsak, pardon, şöyle yaparsak, print pi nokta runtime type çalışır mı sizce? Double'ı yazdırmış oldu. Otomatik olarak atamış oldu. Veya ben mesela şöyle yapayım. Const integer pi diyeyim. Gördünüz mü? O diyor ki double aslında sen integer atamış oldun. Bu hataya sebep oldu demiş oluyor. Onun haricinde başka şöyle yapsak. Diyelim. Tabii ki şu an hata verdi. Başına bir de bunun double'da yazabiliriz. O çalışsın arkadan. Double diyelim. Ya da float. Double diyelim. Artık tamamıyla bunu atamış olduk. Yanına da yazalım. Double ve constant değişken oluşturma dedim. Tamam. Başka ne yapabiliriz? Bizim gördüğümüz veri türlerinden şöyle bir şey de olabilir bu arada. Hani integer deyip pardon. Integer diyelim. Ne olsun? Sayı dönüşüm diyelim. Ya da dönüşümü diyelim. Integer'da. Ondan sonra bir tane değişken oluşturmuş muydu? Double oluşturdum. Hangisiydi? Sayı 1'di. Sayı 1 nokta ne diyebilirim ben buna? Sayı 1'imiz neydi bizim? Double'ımızdı. Double'ı ne yapabilirim? Integer'a dönüştürebilirim. İçine bir şey yazmak zorunda değilim. Ondan sonra şuraya geldim. Sayı dönüşümü dedim. Pardon. Run ettim. Integer'a dönüşmüş oldu. Ancak hemen üstünde ben bunu yaptığımda ne olacak? Sayı dönüşümü değil de pardon. Sayı 1. Çünkü sayı 1'i biz integer'a dönüştürdük. Burada görüldüğü gibi aslında bu bir double iken integer'a toint metodu ile dönüştürmüş olduk. Başka ne var? Aslında boolean'ı da oluşturalım. Ondan sonra oraya tekrar döneriz. Boolean dediğimiz değişkenler hangi mantıkla çalışıyordu? Boolean. True. Pardon. True, false mantığıyla daha doğrusu bir sıfır mantığıyla çalışıyordu arkadaşlar. Şimdi bir tane if koşulu mu koysak? Bool aktif yani aktif mi diye yapalım. Buna false diyelim örneğin. Ondan sonra print edelim mesela. Aktif diyelim. Ben yaparken umarım yazıyorsunuzdur. False bastırdı şunu. Ondan sonra şöyle diyelim. Aktif eşit true ise print bool is active. Yani bool aktiftir diyelim. Ondan sonra else ise print. Hatta süslü parantez açmamıza bile gerek yok da bool is deactive diyelim. Tabii noktalı virgülleri unuttuğum için hemen altına kızarttı. Bakıyorum. Ne yazacak bakalım. Bool is deactive. Neden? Çünkü bool değerini ben false atamış oldum. Bir de şurada const değişkeni vardı arkadaşlar pi değeri. Mesela pi değeri eşittir 4,25 diyelim. Ben bunun üstüne geldiğimde çünkü bu bir problem. Hatta çalıştırabilirim. Şu an üstüne geldiğimde tam hatayı veriyor mu? Evet. Constant variables can't be assigned a value. Diyor ki sabit değişkenler bu şekilde bir yeni değere atama yapılamaz diyor. Tamam. Bunu da şöyle atama yapılamaz diyerek
eklemek istedim. Tamamdır. Onun haricinde arkadaşlar başka ne söyleyebilirim? Bir de list ve map tipleri var. Aslında onlara da bir bakalım gelmişken. List dediğimiz arkadaşlar aslında bizim için array'ler. Arrays yani diziler. Python'daki gibi listeler gibi de düşünebilirsiniz. Dolayısıyla birden fazla değeri içerisinde tutmaya yarıyor list değişkenler. List dedim. Listemizin ismi ne olsun? Sınıf mevcudu olsun örneğin. Sınıf mevcudunun içerisine de sınıf mevcudu biraz tuhaf oldu ama dersler olsun. Dersler olsun. Bir öğrencinin dersleri olsun. Örneğin web dersi olsun. Mobil dersi olsun. Bir de ne olabilir? OOP dersi olsun. List. Hemen bunun da türüne bakalım. Print dedim. Dersler nokta. Pardon, nokta dedikten sonra run time type diyelim. Sonra elbette noktalı virgülümüzü unutmayalım ve çalıştıralım. Gördüğünüz gibi bir JSON array olduğunu da dinamik olarak bizlere bastırmış oldu. Bu bir JSON array yapısında çalışan detay. Tabii detaylarına bu arada değineceğim tekrar. PDF'te de var, onları da anlatacağım ama gelmişken hemen tarayıcıda bunları da anlatmak istedim. Bir de map dediğimiz hatta şöyle yapalım. Map dediğimiz JSON şuna da JSON array diyeyim bari. JSON yapısındaki key value'lar olarak dictionary de desek daha mantıklı. Yani sözlük olarak çalışan yapılar, map'ler. Mesela map dedik. Ne olsun? Map öğrenci olsun arkadaşlar. Öğrenciyi şöyleydi galiba dictionary yapıları. Ne olur? Türkçe mi yazsak, İngilizce mi yazsak? Name diyelim örneğin, pardon. Name dedim. Bunun karşılığında buraya ne gelmeli? Bir tane öğrenci kim olsun? Örneğin Hanifi olsun. Ondan sonra başka ne yazabiliriz? Soy isim yazabiliriz elbette. Last name diyelim. Çıktım. İki nokta koydum. Özcan olsun. Ondan sonra Hanifi'nin yaşı diyelim. Şu anda net bilmiyorum ama örneğin 20 diyelim. Tamam, bu şekilde biz bunu yazdırmış olduk. Ondan sonra şöyle hemen bir print yapalım. Enter, print, öğrenci nokta runtime type dediğimde bakalım bunun türü neymiş? JSON linked hash map olarak geliyor. Dinamik olarak çalışan bir yapı elbette. Bağlı bir hash yapısında, yani bağlı bir zincir haritası yapısında çalışıyor. Dolayısıyla aslında ben bunu yaptığım paylaşımını şu an beyaz tahta görünüyor mu arkadaşlar? Tamam, süper. Şöyle yapmış olduk. Şurada bir name sütunum oluşmuş oldu. Burada bir last name sütunum oluşmuş oldu. Tamam. İçerik değerlerine geldiğimizde onları da hemen yazalım. Name'i Hanifi olmuş oldu. Last name'i Özcan olmuş oldu. Bu arada unuttum, bari şuradan çekeyim. Bir de H var mıydı? Neyse, olsun ya da olmasın, var gibi düşünerek. Evet, değil mi, vardı. Şuraya hemen bir age sütunu yazalım. Yaşını da 20 diyelim. İyi tutturmuşum. 20 dedim şuraya. Tamam. Dolayısıyla şu aslında map yapısı JSON linked hash map yapısıyla çalışıyor. Yani birbirine bağlı bir zincir harita yapısıyla çalışmış oluyor diyebilirim.